Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar soru cevap yapacağız. Sizlerin sorduğu soruları cevaplayacağım. Ee, yani Soru sormamış olanlar da bence burada birçok kafasındaki veya merak ettiği sorulara cevap bulacaktır bence. Güzel sorular var. Bu soru cevabını bir video daha çekmek istiyorum. Aslında böyle arada haftada bir iki haftada bir yapabiliriz. Söz vermiyorum. Yani bakacağız bakacağız diyelim Umarım beğenirsiniz Sizlerden ricam arkadaşlar abone olup beğenirseniz kanalın büyümesine fayda sağlıyor yani böyle dilenmek bir şeyler istemek hoşuma gitmiyor ama yapacak da bir şey yok maalesef deyip ilk videodan ilk sorudan başlayalım arkadaşlar bu soruyu ilk cevaplamam gerekiyor çünkü es geçtim kaç defa Buradan da Ömer Bey'den özür diliyorum. Kusura bakmasın. Kendisi sormuş. Uğurcan sezon sonu satılmalı mı? Yerine kim uygun görüyorsun? Uğurcan'a güzel bir teklif varsa artık bu güzel teklif 7 milyon. Şey, 6 ay 5'e gittiyse Uğurcan da 7'ye gidecek işte. 6'ya 7'ye. yerine kim uygun görüyorsun? Ee, güzel bir soru. Bir önceki sene olsaydı bu soruya kesinlikle günay derdim. Birçok takipçimiz ben günay derken burun kıvırıyordu ama bence günay olabilirdi. Valla yerli kaleci olarak şu an bir isim söylemek çok kolay değil. Ama Trabzonspor'un bildiğiniz gibi bir Onur Alp Çevikkan yatırımı var. Performansını çok beğenmesek de Muhammed Tatepe var. Eğer bu ikisi çok yetersiz görülüyorsa yani Uğurcan'ı da yollamak çok da makul gözükmüyor. Dediğim gibi yerli olarak uygun kimseyi göremiyorum. Eğer Günay'ı çekemeyeceksek, Günay'ı çekeceksek olur. Ama da Galatasaray'da. Hoca Stoper'de Densil'den memnun mu? Memnun. Yani Stoper'e kaç oyunu transfer edecekler? Ben Stoper'e iki transfer bekliyorum. Eğer Joaquin Fernandez giderse, Joaquin Fernandez gitmezse tek transfer... Pivot tercihim Petkovic mi? Onaçu mu? Onaçu. Onaçu'nu yani ligde onaçuyla ile eşleşebilecek bir oyuncu yok. Çok büyük farklılık yaratıyor. Eşleşemiyorsun yani rakip boyu yetmiyor. Bunu espri olarak söylemiyorum. Ciddi olarak söylüyorum. Geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Aleyküm selam Serkan Ayvaz. Luntram 6 mı oynar? 8 mi oynar? E, bu tamamıyla şablona göre değişir ee, eğer bozucu bir şekilde oynayacaksan 6 oynayabilir ama Trabzonspor beni 8 olarak düşünüyor ee, ama 6 da oynayabilir bozucu olarak da oynayabilir ayak kalitesi bence siyopisten iyi ama dediğim gibi Türkiye ligi ve yaşı da artık 30'a geldi benim ayak kalitesinin siyopisten iyi olduğunu düşünüyorum Bildiğiniz gibi Shuffled'daydı ilk Lutra. Sheffield'daki kariyerine bakıp bu yorum yapamazdım ama Glasgow Rangers biraz daha topa sahip olma oyununa biraz daha yakın bir takım. O yüzden ben 6 ve 8'de oynayabileceğini düşünüyorum. Şablona göre göreve göre değişir. Ama kesinlikle bir oyun kurucu pozisyonundaki birinci tercih değil. Biraz daha mücadeleci. Biraz daha yarı çift yön oyuncu olarak düşünebilirsin. Çift yönden de kasıt yüksek skor katkısı beklenmesin. Gelelim üçüncü soruya. Yener Özden yerli transfer var mı? Vallahi var. Mustafa Eskiyellaç. Mustafa Eskiyellaç ile alakalı şunu söyleyeyim. Kendime burada bir övgü yapayım. Ben Mustafa Eskiyellaç zamanı derken benimle makara geçiyordum. Geçenler vardı. Arkadaşlar ben bu isimleri söylerken bir yanda parladığı için ya da makaradan ya da Tek bir yönden dolayı söylemiyorum. Bir Mustafa Eskelleraş Trabzonludur. 2. Çok hızlı bir oyuncu. 3. Kanat oynama özelliği de var. Bekte oynar. 4. Maaşı az. 5. Öyle yani çok da patlama yapmış bir oyuncu değil. Yani büyük bir paraya falan gelmeyecek. Uyumlu, da, uyumu da sağlayabilir. Ben hep şunu dedim yani Trabzonspor çok makul bir ücrete yedek olarak alabilir diyordum. Millet benle makara geçiyordu. Şimdi ben onlarla makara geçeceğim. Ha, Trabzonspor ilgileniyor. Yerli transfer olarak o söylenebilir. Ee, yani onun dışında Emirhan Topçu'yu bekliyorum. Çünkü birazdan bir iki yerli sorusu var. Olabilir mi? Valla Emirhan'ın o Avrupa transferi gerçekleşmedi. Olabilir valla. Diğer soruya geçelim. Uzun bir soru. Bunu bir büyüteyim ekranda. Siz de rahat görün diye. Metehan'da sıkı takipçimiz. İlk sorum Batista Mendy gitmeli mi, kalmalı mı? Şöyle 10 milyon euroya yakın, işte 8-9-10 bu civarda bir teklif varsa gitmeli. Çünkü biz bu oyuncudan, bu oyuncunun seviyesini çok yükseltemeyeceğimiz belli. Bu yüzden gitmeli. Ben ama kalmasını isterdim. Bir sene daha oynayıp geliştirip satalım ama biz bu adamı geliştiremeyeceğiz. Bu yüzden gitmeli. Kalırsa ön libero'da mı oynamalı? Evet. Kaldığı takdirde Batista Mendy'nin Kuruka'daki dizilişi nasıl olmalı? Valla şöyle buradaki kurgudaki problem Berat'la mı oynayacağız? Berat kalacaksa Mendy gitmeli. Eğer Berat yoksa ve bildiğimiz e, oyun kurucu bir 6 oynayacaksak Mendy 8'de ama Mendy çapa 6 gibi oynayacaksa o zaman farklı bir 8 tercih edilmeli. Tamamıyla yanına transfer edilecek diğer oyuncuya bağlı. Lundstam'a 8 oynatmak daha mantıklı olur. Valla Mendy Lundstam beraber oynarsa 10 numaradaki oyuncunun çok sıkıları bir oyuncu olması gerekiyor. Öyle de bir şey var yani. Daha çok özgürlük vermemiz gerekecek. Bardriye Eğer Bardi ile oynayacaksak ya da kim oynayacaksa yani o diğer oyuncunun biraz daha özgürlükçü bir oyuncu olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Ee, ama hocanın yapacağı değil de olması gereken nasıl olmalı? Siz olsa nasıl bir transferle orta sahayı kurgulardınız? Ya şimdi kurgulayamıyorum çünkü transferler yapılmış. Ama eğer Lundstam'la oynayacaksam Berat gibi bir orta sahayla da oynayacaksam ya işte Berat'ı ben konumlandıramıyorum oraya. Benim hayalimdeki ortası işte 6 numara bildiğin çapa klasik işte Batista Mendy olarak düşünebilirsin. Sol ve sağ içe dripling özelliği olabilen mazella tarzı ve 1.80 boyundan aşağı olmayacak oyuncularla oynarım ben. Mesela bu geçen bir videoda anlattığımız çam buna uyuyor bizim ona açıyor, bon servis almamız imkan dahilinde görünmüyor ve büyük ihtimalle alamayacağız. İnaç alınırsa Santofor'a uygun maaşa katkı sağlar mı? Ee, ben ben İnaç'ı ismini o kadar sıcak değilim. Ona da bon servisini almamız gerekiyor. Nasıl Galatasaray 8 milyon euro aldıysa Icardi'nin bon servisini biz de pazarlık, mazarlık bilmem ne 6-7-8 almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani Cornelius'a bile biz 5.5 kağıt verdik. Boru değil yani. Tolga Cengiz. Bu transfer soruyu cevaplamış mı? ama tekrar cevaplayacağım. E, transferler mantıklı gidiyor demiş. Aklımda iki soru var. Eldekilerden nasıl çıkacağız ve yerli kalitesi nasıl artacak? Vallahi eldekilerden iki menajerle anlaştık. Bunlar yardımcı olacak ya bir de bu kabul edilmiş çaresizlikten de vazgeçmemiz gerekiyor. Yerli kalitesi nasıl arttıracağız? Bir birinci yöntemi Uğurcan'ı yollamayabiliriz. Bu savunduğumdan dolayı söylemiyorum. Para lazım. Gitmesi gerekiyorsa gitsin. Eren'i yollamayacağız. Bu da bir kollama yöntemi. Çünkü yerini dolduramayacaksak. yani bulamıyorsan bir de ilk 11'de 11 yerli olabiliyor. Sadece 3 yerli ya yani sadece yerli yabancı sınırı var diye biliyorum ben. 12 yabancı. Yanlış demiş de olabilirim. Ama ben öyle biliyorum. Öyleyse de çok da büyük bir kriz yaşayacağımızı düşünmüyorum. Berat'ı da alırız büyük ihtimalle bu arada. Umut Kotan. Gene Umut da dikkatli izleyicilerimizden ki güzel bir soru sormuş geleceklerden size de gidecekleri merak ediyorum. Umarım bu sezon oyuncuları güzel rakamlara satabilmeyi beceririz. Bir de önceki senelerdeki gibi 5 tane stoper ya da 5 tane 10 numara olan saçma bir kadro planlaması olmaz inşallah diye olmayacağını söylediler. Bir önceki soruda cevapladım. Gideceklerde çalıştığımız iki menajer de bize yardımcı olacak. Ahmet Bulut ve Gardi. Bildiğiniz gibi gardi. Galatasaray'ın transferlerini yapan isimdi. Son zamanlarda. Yardımcı olacaklar artık. Bilmiyorum. Erdem Koç. Benim sorum. Trabzonspor'un defans bölgesinde çok tane yığılma var. Bu oyuncuların hiçbiri Trabzonspor seviyesinde değil. sen de bu bölgede nasıl planlama yapılmalı? Bir. Benkoviç kiralık. Baniya yerli olduğu için onu kiralarız büyük ihtimalle. Rahat elden çıkarabiliriz. Maalesef bu duruma geldi. Benim de çok beğendiğim bu oyuncu değil. Çok içime sinen bir transfer değildi ama o kadar da yok hükmünde olacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Geliştirebilirdik. Hiç tercih etmedi hoca. Onu da kiralık yollarız. E Benkoviç kiralık. Mehmetcan kiralık. E boşluk açılıyor zaten. Densil kalacak. Mendy stoper değil. Mendy de gidecek zaten. Bak açtım sana yer planlamada zaten Barisic geldi. Bir stoper bakacaklar. Emonya var zaten. He, ama planlama olsa planlama olsa 2 milyon euroyu bence de Mehmet fazla. Bence de fazla. Ama bir tane daha Mehmetcan gibi bir oyuncu bakarım. Sabek yedeğe. Ya da Mehmet tekrar bir anlaşma zemini yakalarım. 2 milyon euro fazla bunu bire indirelim diye. Ben böyle düşünüyorum. Batur Alp, ölmez. Türk kuralından dolayı hangi yerli isimlere gidilmeli? Umut Bozok, Umut Güneş aa bak M M Umut Güneş de bizde. Mehmetcan Baniye gibi isimler kalmalı mı? İkincisi Barış İçme, Önce ikilisi aynı anda saygı atılırsa kötü olmaz mı sence? Aynı profilde yaşlı iki bek saçma bence. Ee, bir kesinlikle Umut Bozok gibi bu oyuncuyu yolluyorsak heybeden yollamamız gerekiyor. Çünkü bu adama biz para verdik yani. İyi maaş ödüyoruz bu adama ve gol kralı apoleti var. En azından bir takas makas bir şey yapalım biriyle. Umut Güneş kalmalı Mehmet Can hoca istemiyor. Baniye'yi da istemiyor ama ben Baniye'yi rotasyonda kullanırdım. işte hocaya kızdığım konu hoca gelmeden Baniye mil takımdaydı. Hocayı kızdığım konu bu. Aslında çok da kötü bir yerli rotasyonumuz yok. Umut Güneş'in de seviyesi biraz yükselecek. Kartoda kalacak ben o kadar yerli sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Ha, eğer Uğurcan Verene ve yollarsak olabilir. Onun da hesabını yapacaklar ona göre. Kediler kavga ediyor ya. Ona göre yerli olayını ya da yap, satıp para kazanacaksak iyi yabancı getirmemiz gerekiyor ki problem yaşamayalım. Şimdi Baris Barış işte Münya sordun. Bizden benim de itirazım bu. İki aynı anda olmamalı bence. Sağ bekim Mönye ise sol bekim Eren olmalı. Ama böyle düşünmüyor hoca. Bence de problem. Ben size söyleyeyim. Avrupa maçlarında problem yaşayacağız. Ligde götürebiliriz. Ligde ikinci yarıda problem yaşarız. Avrupa'da problem yaşayacağız. İnsanlar şampiyon olduğumuz kadroyu çok gözden kaçırıyor ama O kadro o kadar yaşlı bir kadro değildi. O kadar da yaşlı bir kadro değildi. Zaten sol bekin yoktu. Stoperin Hugo Edgar'dı. Sabek'in Perez Perez'de ama Dorukan oynuyordu. Orta sahanda Ömür oynuyordu. Yani yaş olarak öyle çok da almışalım yaşlı bir kadro değildik. Ama gittikçe işte Vakayeme en iyi zamanındaydı. En iyi zamanındaydı. E bu etkenler var. E Cervinho oynamadı bizde. Öyle de bir şey var. E harmanlanmış bir ekipti. Bir de bazı oyuncuların en iyi zamanıydı. E bir de kulübe alışma zamanları Şu an kediler eşek gibi kavga ediyor ya. Ve yani şöyle de bir durum var. Biz sol beksiz şampiyon olduk. Biz sol beksiz Roma'ya kafa tuttuk. Onu da hatırlatayım. Güzel soruydu bu da. Bunun bir bölümünü daha yapacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yorumları bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.